Merhaba arkadaşlar, Para Bildi kanalına hoş geldiniz. 10 milyar dolarlık bir tahvil ihracı, büyük bir borçlanma söz konusu. Evet, Yapı Kredi bir yıl içinde yurt dışında 10 milyar doların üzerinde tahvil ihraç etme kararı aldı arkadaşlar. Daha önceki yapmış olduğu tahvil ihraçlarında büyük rağbet gören e, tahvilleri e, kısa sürede tüketen Yapı Kredi. Bu sefer 10 milyar dolarlık tahvil ihracı kararı aldı ve bu tahvil ihracı yurt dışında yapılacak arkadaşlar. Banka tarafından çarşamba akşamı kapa yapılan açıklamalara göre ihraçların 3 milyar dolara kadar olan kısmı yeşil tahvillerden 7 milyar dolara kadar olan kısmı ise MTN programı kapsamında ihraç edilecek tahvillerden oluşacak. Banka ayrıca 250 milyon euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edebilecek. Yeşil tahvil ihraçlarından 1,5 milyar dolara kadar olan kısmı, MTN programının ise 2 milyar dolara kadar olan kısmı öz kaynak hesaplamasına dahil edilebilir türde tahvilden oluşabilecek. İhraçlar söz konusu tutarların muadili başka döviz veya TL olarak yapılabilecek. Evet dostlar çarşamba akşamı yayından da bu kapa haberi ve önemli bir haberdir. Ülkeye bize para girmesi açısından e, borçlanma olsa da her ne kadar tahvil ihracı bankalar için yapı kredi biliyorsunuz. Önemli bankalarımızdan birisi e, piyasalar açısından da banka açısından da çok büyük bir e, ekonomik şartları güzelleştirme durumudur. Ve yapı kredinin daha önce bu tahvilleri yaptığını biliyoruz. Ve bununla birlikte de çok büyük rağbet gördüğünü biliyoruz. Şimdi yapı kredinin bugünkü durumuna Hissenin durumuna bir bakalım. Bu haberden sonra bugün hissenin ne olmuş görelim arkadaşlar. Evet yapı kredi bugün 0.50 şu anda negatifte. Ee, günün yüksek bir kesimini saat 16.20'ye kadar pozitifte geçiren ve iyi prim yapan hisse saat 16.20'den sonra arkadaşlar e, negatife dönmüş ve 0.33'de bugün negatifte. Bankacılık en... 0.42 oldu şu anda. Bankacılık endeksinin 0.75 negatifte olduğu bir günde yapı kredi de aynı şekilde arkadaşlar negatifte. 5 günlük durumunda bakabilir miyiz? Aylık 3.64 değer kazanmış. Bu tahvil haberi bilmiyorum yansımış mı ama gün içerisinde biraz yüksek gözüküyor ise daha sonra ise işte dediğimiz gibi düşüşe geçmiş. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Hepinize bol bol kazançlar.